Tanıştıklarında Kemal Sunal 29, Gül Hanım 20 yaşındaymış. 2,5 sene mektuplaşmışlar. Sonra evlendiler. Gül Hanım şöyle anlatıyor. Ağzının içinde mır mır bir şeyler söyler. Onu yakalarsanız günlerce gülersiniz. Çok güzel gözlem yapardı. Sabahları uyanır, ben salonda bir şeyle uğraşıyor olurdum. O ciguli taklidi yapardı. Başka gün başka biri gibi girerdi salona. Onlar evlerinde çok mutluydu. O yüzden ne yaşandıysa o evde yaşandı. Ve bir gün Gül Sunal, Kemal Sunal'ı o evden çıkardı. Çok sevdiği seyircisiyle buluşturmak için bir kitap yazdı. Bir de 2014'te yapılan eski bir röportajına denk geldim Gül Hanım'ın. Şöyle söylüyor. Şimdiki evliliklere bakıyorum, daha net görüyorum. Biz çok mutlu yaşamışız. Bunu bilinçli yapmadık. O zaman öyle yaşadık gittik. Herkesi öyle zannediyorduk. Kemal sıradan bir ev erkeğiydi. Başka bir işte çalışıyor gibiydi. Çok sonra fark ettik ünlü olduğunu. Star havası yoktu. Bizim mutluluğumuzun sebebi de bu mütevazılıktı. Canımızın istemediği hiçbir şey yapmadık biz. Bazı arkadaşlarımız var. Belki zamanın ruhundan kaynaklanıyor. Menajerleri var. Ulaşmak zor. Kemal telefonlarını kendi açardı. Oynayacağı şeye kendi karar verirdi. Hiçbir zaman şoförü olmadı mesela. İnek Şaban filmi çocuklarının hayatını biraz zora sokmuş sanırım. Gül Hanım anlatıyor. İneğin çocuğu diye çok dalga geçiyorlardı Ali ile. Bitişiğimizde lise var. Sürekli Kemal'le arkamızdan mö mö diye bağırıyorlardı. Kemal bozulmazdı ama çocuklar içerliyormuş demek ki. Bir gün Ali okuldan geldi. Çantasını yere attı. Hepsi senin suçun dedi. Anlamadım. Cüneyt Arkın'la evlenebilirdin dedi. Ona Bakkal Gazi diyordu. O güçlü ya. O yüzden onunla evlenmemi istiyordu. Çalıştığı filmin kostümüyle gezermiş Kemal Sunal. Çiçek Bar'a bile postacı kostümüyle gidermiş. Bilemiyorum diyor Gül Hanım. Role mi giriyordu, kolayına mı geliyordu? Kibar Feyzo'daki beyaz şalvar, ceket ve kasketle çok dolaştı mesela. Birbirinizi kıskanır mıydınız? Sorusuna şöyle yanıt veriyor Gül Sunal. Bunu geçen gün çocuklar da sordu. Vallahi hiç aklımıza gelmedi birbirimizi kıskanmak. Çok güzel kadınlarla film çekti. Mesela ben hiç film setine gitmedim. Hiçbir arkadaşımın kulisine girmem. Kendilerine özel şakaları olur. Böyle bir şey varsa onu görmekten hoşlanma. İkincisi, kocana güvenmiyorsan bırakacaksın. Bana ağır gelir, yanında kim var diye sormak bile. O da sormazdı. Özgürdük aslında ama ikimiz de bir yere gitmiyorduk. Bodrum'a gidiyordu mesela 10 günlüğüne, 2 gün sonra geri dönüyordu Kemal. Yetti bu kadar diyordu. Demek ki huzurluyduk hepimizde. Çok da eğleniyorduk. Kemal'in duruşundan kaynaklanan bir şey vardı. 1-2 telefon geldi mesela. Bazen ben şahit oldum. Onun dışında bir şey görmedim, hissetmedim. Hanım arkadaşlarını arabaya almazdı mesela. Ayşen Guru da anlatmıştı. Bir akşam yağmur yağıyormuş. Kemal beni Beşiktaş'a bıraksana demiş. Taksi paranı vereyim kendin git diye cevap vermiş Kemal Sunal. Almam diyor yani. Birbirinize benzer miydiniz? Sorusuna şöyle yanıt veriyor Gül Sunal. Aslında beni bıraksan şu masanın üzerine çıkar oynarım ama Kemal daha ağır bir adam. Ben onun tarzına ayak uydurabildim. Yaşantısından bir şey değiştirmezdi. Belki öyle denk geldi. Ben de o da çok tutucuyduk. Bu evde 25-30 senedir eşyalar aynı. Onun koltuğu belli, benimki belli. Hayat görüşümüz değişmez. Yenilik güzel ama bize göre değildi. Biz muhafaza etmeyi seviyorduk. Akşam 8.30'da eve gelirdi. Herkes benim yüzümden zannederdi ama hayır.
yemeği evde yemek istiyordu. O geldiğinde sofra hazırdır. Akşam mutlaka bir misafirimiz olur, sıradan bir Türk ailesi gibi. Ev dışında yemek yemeyi hiç sevmezdi Kemal Sunal. Seyahate gidiyorsa arabanın bagajına pazartesi, salı, çarşamba yenecekler diye yemekleri koyduğumu hatırlarım. Tatlı bile koyardım. İlla evden olacak yemek. Gül Sunal'a şu soru yöneltiliyor. O kadar film çekiyor ama siz evinize bir buzdolabı alabildiğinizde bile bunu bir şenliğe çeviriyorsunuz. Çünkü paranız yok. Burada bir terslik yok mu? Gül Sunal yanıt verir. Onu hiç anlayabilmiş değilim. 19 Ocak 1975'te evlenmeye karar verdiğimizde salak milyoner, köyden indim şehire, Hababam sınıfı, Salako, Yalancı Yarim gibi birçok film çekmişti. Bir ev tuttuk. Orada iyiydik. Hamileyken doktor nemden dolayı oturmamamı söyledi. Ezo ve Ali'yi ilk kez o eve götürdüm geçenlerde. İnanamadılar. O kadar nem kokusu vardı ki evde. Misafir geleceği zaman patates kızartırdık. Kızartma kokusu rutubet kokusunu bastırsın diye. Ama biz mutluyduk. Bugün yine gider otururum. Kemal'in olması şartıyla tabii. Paramız yok ama neşemiz varmış. Bugün sanki paramız yoksa neşemiz de yok. Neyi sevdiğinizi biliyorsanız mutlu oluyorsunuz. Şimdi evli insanların mutlu olmamalarının nedeni doyumsuzluk. Annemin plakları. Kemal Sunal sisteme çok naif bir şekilde baş kaldırdı. Politika konuşmayı sevmezdi. 36. kata yürüyerek çıkan adam tanıyorum. Bu ülkenin kahrına senin sayende katlanıyoruz diyorlardı. Geçen gün Stockholm'de biri Ezo'ya bana babanız baktı demiş. Ezo da şaşırmış. Nasıl yani? Cevap: ablam çalışmak zorundaydı. Babamı kaybettik. Annem çalışıyor. İki Kemal Sunal filmini arka arkaya koyar giderlerdi. Bilirlerdi ki ben onları izlemeden oradan kalkmam. Aranızdaki şey neydi? Büyük aşk mı? Dostluk mu? Diye sorulduğunda Gül Hanım'a şöyle anlatıyor. Benim için dostluk çok önemli. Çok iyi arkadaştı. Güven çok önemliydi. O öldükten sonra bile çantasını açmadı. O istemezdi. Biz birbirimize güvenirdik. Ölmeseydi, keşke şunu da yapabilseydik dediğiniz bir şey var mı? Diye soruluyor. Çok şükür ki yok. Ben ölseydim, o da aynı şeyi söyleyebilirdi. Biz birbirimize çok şey yapmadık. Tek taşla falan işimiz yoktu. Dışarı yemeğe gidelim deyip ondan da vazgeçiyorduk. Beklentilerimiz düşüktü. O yüzden keşkelerim yok benim. Gül Sunal'ın kitabının adı Kemal. Hadi gel bir kahve içelim. Hep böyle mi derdiniz birbirinize? Diye sorulduğunda Gül Hanım dökülüyor. Slogan gibi bir şeydi bu. Ben sürekli söylenirdim. Kemal sadece dinler. Onunla kavga edilmezdi. Sonra dönüp, hadi bir kahve içelim, derdi. Ama benim içimi boşaltmamı beklerdi. Ya da, bir daha seninle konuşmayacağım, diyerek kapıyı çarpar giderdi. Çarparım, açarım, kahve yapayım mı, içelim mi, derdi. Hatalıyım, özür dilerim değil de, bir kahve yapayım, içelim mi? Birçok şeyin yerine geçen bir cümleydi bu. Bu arada kahveli işimiz yok. Söyleyemediklerimizin bahanesiydi o. Diye yad ediyor Gül Sunal eşini. Sevgili anlayıcılar. Aslında ikisi de kahve sevmezdi. Söylenemeyenlerin yerine geçerdi. Araya giren ayrılıkların son bulması dileğiydi. Vazgeçmemek, kıyamamak, pişman olmak, kavuşmak demekti.
evlerindeki sıcaklığı korumak demekti. Ve onları hep korudu bu sihirli cümle. Kemal, hadi gel bir kahve içelim. Gülsunal kitabında Kemal Sunal'ın vefatının ardından yazdığı bir şiirine yer vermiş. Gitmeseydin saklambaç oynardık yine evin içinde. Saklandığın yerden dakikalarca çıkmaz, çocuklar seni bulduğunda en çok sen bağırırdın heyecanda. Sabırla beklerdin nefes almadan seni bulmalarını. Kim bilir hangi kapının arkasında, küvetin içinde, yatağın altında. Gitmeseydin futbol oynardık salonun ortasında. Topu vermemek için ayağıma vurmana, günlerce toparlamaya razıyım. Gitmeseydin vallahi az konuşurdum. Sen gazete kitap okurken yanında sessiz durmaya çalışırdın. Gitmeseydin çiğ köfte yapardık. Olmuş mu olmamış mı diye tavana duvarlara atmanıza, beni çıldırtmanıza ses çıkarmazdım. Olana razı olup isyan etmeden beklemek en iyisi. Tamam. Böyle devam edeceğim. O varmış gibi. Dolapları onun düzenlediği gibi. Eşyalarına dokunmadan. Yaşadığı sürece büyük bir özenle koruduğu kostümlerini, aksesuarlarını, belgelerini aynı özenle saklayarak. Yatağın sol tarafına asla geçmeden yaşıyorum. O varmış gibi. Sevgili anlayıcılar, Annemin Plaklarının bir podcast bölümü daha burada noktalanırken, bölümlerin devamı için desteğinizi bekliyoruz. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu yayınların sürdürülebilirliği için patreon.com ya da Patreon'un aplikasyonundan Annemin Plakları kanalına yapacağınız destek üyeliklerine teşekkür ederiz.